Maçka Parkı'nda bulunan İnönü heykelinin Sultan Abdülaziz'in adını yaşatmak için yaptırmaya başladığı caminin üzerine inşa edildiği ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koruma altına aldığı heykelin platformunun açılışı 1 Nisan 2022 tarihinde Ekrem İmamoğlu tarafından yapılmıştı. Sultan Abdülaziz'in vefatı nedeniyle inşaatı duran caminin temeli 1940'da İsmet İnönü'nün emriyle yıkıldı. Vakıf malı olan araziyi tek partili dönemde kendi zimmetine geçiren İsmet İnönü, Sultan Abdülaziz'in mirası olan cami temelini yıkarak üzerine park ve ev yaptırdı. 1982 yılında açılışı yapılan ve cami arazisinin üzerine dikilen heykel, geçen yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından koruma altına alınırken etrafına seyir platformu yapılmasına karar verildi. Platformun açılışı 1 Nisan 2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılmıştı. Sultan Abdülaziz'in mirası olan caminin yerinde bulunan heykel havadan görüntülendi. Biliyorsunuz Beşiktaş'ta akaretler diye bir semt var. Bu semtin ismi nereden geliyor? Oradan başlayalım arzu ederseniz. Bakın 1875 yılında Sultan Abdülaziz Han bir vakıf kurarak bir cami inşaatına karar veriyor. Ve bu cami inşaatının yapımı için daha sonra da caminin devamını sağlamak için bir vakıf kurarak ona akar sağlayacak binalar yapıyor. İşte sıra evler olarak toplu konut tipinde binaları yaptırıyorlar. Efendim, bu Yunanlı Sultanları her yaptıkları böyle hayır hayal, hayır eserlerinde camiydi, medreseydi, aşeviydi vesaireydi. Onun akarını da düşünmüşler. Mesela herkes bilir İstanbul'da yeni cami var. Bu caminin akarı nerede? Mısır Çarşısı'dır. İşte bu maksatla Sultan Abdülaziz Han'da cami... ...yaptırmak için... ...buraya vakıf olarak... ...bu binaları yaptırıyorlar... ...ve Akaretler ismi oradan geliyor. Şimdi Beşiktaş'ı bilirseniz... ...Beşiktaş'ta... ...Akaretler'e çıktıp devam ettiniz... ...Maçka'ya gidiyor. Maçka Parkı diyoruz şimdi... o ...caminin esas yeri orası. O bölgeye... ...planlanıyor cami. Ancak Sultan Abdülaziz, Abdülaziz Han... ...şeyi de dilince... Cami inşaatı duruyor, temelleri atılıyor. Efendim, inşaat biraz e, ilerlemiş oluyor. Ancak şehit edilmesinden sonra e, kalıyor orası öyle. E, caminin inşaatı e, 1940'lı yıllara kadar öyle kalıyor. E, e, temelleri atılmış, bir miktar e, ilave edilmiş, öyle kalıyor sonra evet bir tek parti döneminde en önü döneminde oraya bir e, heykel e, yapımı planlanıyor. O bölge de zaten e, o tarihlerde e, o zamanki Cumhurbaşkanı İnönü e, Cumhurbaşkanı olduktan sonra o bölgeyi kendi e, üzerine geçiriyor. İstanbul'un Mimariyle ilgili Cumhuriyet döneminde e, özel olarak e, Fransa'dan getirilen Henri Prost isminde bir e, mimar var. Bu mimar efendim, İstanbul Nazım Planı'nı yapıyor. Ancak bu mimarın özelliği var. Bu daha önce İstanbul'a gelmiş. Bizans'la ilgili çalışmalar yapmış. Bizans'a böyle e, çok... E, e, hayranlık duyan bir birisi ve dolayısıyla hazırlamış olduğu İstanbul Nazım planında hep böyle e, Bizans eserlerini ortaya çıkarmaya çalışmış ve e, Osmanlı eserlerini hep ikinci plana atmış. Mesela Dolmabahçe Camisini camilikten çıkartıp efendim e, deniz müzesi olarak. E, planlamış ve uygulamıştır ee, o tek parti döneminde. Bir husus daha var bu Prost. Ahmet Camisi'ni de resim ve heykel müzesi olarak e, planlıyor. Ancak halktan gelecek tepkiden çekindikleri, korktukları için vazgeçiyorlar. Bu Prost'un e, Fransız mimar Prost'un İlk yaptığı işlerden bir tanesi Taksim'deki Topçu Kışlası'nı, Topçu ve Taksim Camisi'ni yıktırmak olup onun yerine Gezi Parkı yaptırmıştır. Bugün Orhaniye Kışlası var. Yıldız Sarayı'nın hemen yanında. O kışlayının böyle bitişiğinde, o kışlanın içerisinde çok güzel bir cami vardır. Bugün duruyor hala. Aynı onun gibi resimleri var. Eski Taksim'deki Topçu Kışlası'nın efendim, bulunduğu yer ve camisi bulunuyor. İşte Prost ilk işi burayı kaldırıp o Taksim bölgesinde camiyi ve top çıkıştasını kaldırıp yerine bir e, gezi parkı olarak orayı düzenlemişti. Evet. O da e, Prost'un yapmış olduğu e, ilk işti. İnönü Cumhurbaşkanı olduktan sonra tabii 1938 39 40'lı 40 yıllarda o zamana göre artık adetti diyelim. İşte her tarafa sadece resmi yerlerde değil, diğer komu, kamu alanlarında da heykellerini, resimlerini yaptırmak için teşebbüse geçiyor. Ben hatırlıyorum genç çocukluğumda eskiden 1950 yıllar önce paraların üzerinde inönü'nün resmi vardı. İlk okula başladığım zaman. 1950 yılında dershanede resim olarak İnönü'nün resmi vardı Atatürk falan yoktu hiç bahsedilmezdi bundan ilham alarak bu o, Aziziye camisinin yapılacağı bu taşlı kışlasındaki bölgeye bir efendim heykel planlanıyor Burayı İnönü kendi özel mülkiyetine de geçiriyor. Ve Almanya'dan bir mimar getirilerek, aşağı yukarı büyük paralar sarf edilerek, burada at üzerinde bir İnönü'nün heykeli yapılıyor. Bakın o tarihlerde İstanbul'da sadece üç yerde e, heykel var. Bir Taksim'de, ikincisi Sarayburnu'nda... üçüncüsü de Harbiye'de. Başka yerde yok. E, bu heykel Almanya'dan getirilen Rudolf ismindeki heykel tıraş, Fındıklı'daki Güzel Sanatlar Akademisinin bulunduğu ateliyede e, yapılıyor at üzerinde hatta inşa devam ederken o atın yüksekliği, heykelin yüksekliği ve buçuk ton ağırlığında 1 milyon o zamanın parasıyla böyle bir masrafla atelyenin çatısı kaldırılıyor ki heykelin inşaatı devam etsin diye. Ancak bu heykel 4 yıl sürdü. 1940 44 yılları arasında o dönemde 2. Dünya Harbi en şiddetli zaman Türkiye yoksulluk içerisinde halk süpürge tohumlarını yiyor. Ekmek e, vesikayla dolayısıyla halkın büyük kısmı infial ediyor, karşı çıkıyor. İstanbul'da Türk Talebe Birliği nümayişler tertip ediyorlar ve neticede bu dört yıl süren inşaatı, dört yıl süren heykelin dikilmesine mani oluyorlar. Sonra bu heykel efendim, İstanbul Belediyesi'nin tramvay deposuna naklediliyor. Orada kalıyor. Evet. Burada uzun yıllar kalıyor. Sonra 1950 yılında iktidar değişince, Demokrat Parti iktidara gelince o heykelin dikimi... ...unutuluyor... ...efendim... ...ve... ...tramvay deposunda... ...öyle kalıyor... ...seneler geçiyor... ...efendim... ...nihayet... E, ...12 Eylül... ...1980 ihtilalinde... ...birilerinin akıllarına geliyor... E, ...biraz hasar görmüş... ...kafası kesilmiş... ...tekrar bir masrafla... ...bu heykel... E, ...tamir ediliyor... ...ve... O 1982 yılında askeri hükümet o e, e, heykeli önünün, e, Maçka'daki köşkünün önüne e, dikiyorlar. İşte o gün, bugün e, o heykel orada devam ediyor. E, son günlerde bu gündeme geldi tekrar. Özellikle İstanbul Belediyesi. İmamoğlu bunun üzerinde durarak değişik e, siyasi e, şeyler herhalde düşünülüyor. Buranın e, korumaya alınmasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Meclisinden bir e, karar çıkartıyor. Yani bu ilk kez böyle görüyorsun yani heykeli. Çünkü yani görmedin mi? Değerli bir şey oldu yani. Belki de insanlar ilk defa <laughs> anıtını, heykeli görmüş oldu.